Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte tüm dünyanın kanını donduran ve Wayfair adlı bir tane internet sitesinden çocuk ticareti yapıldığına dair ortaya atılan kanıtların, çeşitli söylemlerin detaylarına bakacağız. Öncelikle gelin isterseniz bu Wayfair nedir bir ona bakalım. Wayfair 2002 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulmuş bir mobilya dekorasyon ürünleri satan bir e-ticaret sitesi arkadaşlar. Firmanın 11.000'den fazla küresel tedarikçisi var ve sitesinin içerisinde 14 milyona yakın ürün sunuyor. Peki bu olay nereden başladı? Her şey bir Twitter kullanıcısının paylaştığı tweetle alevlendi. Sosyal medyada insanlar Wayfair adlı bu web sitesinde satılan bir takım işte dolaptır, perdedir falan filan ürünlerin isimlerinin ABD'de kaybolan çocuklarla eşleştiğini fark etti. Mesela 9.000 dolara satılan bir tane basit yastık Amerika Birleşik Devletleri'nde kaybolan bir çocukla aynı ismi taşıyor. İşin tuhaf yanı ise ürünü bu web sitesinde kaybolan çocuğun adı olmadan arattığınız zaman daha mantıklı fiyatlarla karşınıza çıkmasıydı. Tabi olaylar bununla bitmedi arkadaşlar. Bir başka durum ise ürünlerde kullanılan kodlardı. Mesela bu kodlardan bir tanesini alıp Yandex gibi bir arama motorunda arattığınız zaman karşınıza farklı farklı çocukların fotoğrafları geliyor. Buna örnek olarak da arkadaşlar 100.000 dolara satılan basit iki tane duvar süsünün ürün kodunun farklı çocuk fotoğraflarıyla eşleşmesi interneti sunuldu. Sosyal medyadaki insanlar ise bu ürün kodlarının işte çocuk fotoğraflarıyla eşleşmesinden yola çıkarak dediler ki bu bir şifreleme. Bu arada kaybolan çocukların isimleri Wayfair'de işte Neriyah, Yaritza, Aliviya ve Saniyah olarak yer alıyordu. Firma başlarda bu olayı çok ciddiye almadı fakat olay internette çok fazla büyüyünce bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Açıklamasında bu ürünlerin endüstriyel sınıf ürünler olduğunu ve fiyatların makul olduğunu ilettiler. Hemen akabinde ise fiyatlar makul dedikten hemen sonra ise bu ürünleri kaldırdılar. Bu da insanları daha fazla gıcık etti. Daha sonra da bu kaldırmanın açıklamasını yaptılar. Dediler ki kaldırdık çünkü bu ürünleri satan firmaların bu ürünlerin fiyatlarının nedenlerini daha iyi açıklaması için ürünlerini revize etmelerini istedik dedi. Fakat bir süre daha ürünler kaldırılmasına rağmen bu web sitesinde çocukların isimlerini arattığınız zaman yeniden fahiş fiyatlı böyle farklı farklı ürünlerle karşılaşmaya devam ettiniz. Farklı Twitter kullanıcıları bunu Wayfair'in algoritması olarak yorumladı. Yani iş iyice çığırından çıktı. Bir önemli ayrıntı daha var arkadaşlar. Burada bunu belirtmem lazım. Yine Wayfair adlı bu firma zamanında 1500 tane çocuğun tesadüfen kaybolduğunu iddia eden bir göçmen çocuk merkezine mobilya bağışında bulunmuş. İşin bir diğer tuhaf yanı da şuydu arkadaşlar. Bu fahiş fiyata satılan kitaplıklardan bir tanesinin üzerinde bulunan kitap isimleri sosyal medya kullanıcıları tarafından tespit edildi. Bu kitaplar satanizm, işte organ ticareti gibi böyle aslında her insanın kolay kolay erişemeyeceği, sadece belirli yetkilerdeki insanların erişebileceği kitaplardı. Hatta bununla da bitmedi. Yine ürünün boy bilgisi, ürün içerisinde kullanılan kod, ürünün fiyatı gibi durumlardan insanlar çocukların kayboluş tarihi, çocukların boyları ve çocukların kaybolduğu alanların haritadaki konumlarını tespit ettiler. Yani ürünün detayındaki rakamlar bunlarla eşleşiyordu. Tabii ki iddialar bununla bitmedi arkadaşlar. Sadece Wayfair'de değil farklı farklı sitelerde de bu tarz ürünler tespit edildi. Mesela çok da güzel olmayan birkaç tane kara kalem çalışmasının 9.000 dolara 10.000 dolara satıldığı web siteleri tespit edildi. Bu ürünlerin içine zoom yaptığımız zaman ürünlerin arkasında bir takım logolar vardı. İşte bu logolar FBI'nin 2002 yılında yayınlamış olduğu bir raporda yer alan sembollerle eşleşiyordu. Bu semboller FBI'nin hazırladığı rapora göre pedofili olan insanların birbiriyle iletişmek için kullandığı sembollerin bazıları. Peki arkadaşlar durumu şöyle kaba taslak bir şekilde toparladık. Peki sizce hatta bence bu iddialar doğru mu? Biraz buna bakalım. Şimdi arkadaşlar bu çok hassas bir konu olduğu için konuşmalarıma dikkat etmeye çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar bu durum bir komplo teorisi. Doğru veya yanlış diyemeyiz. Maalesef dünyada bu işin ticareti dönüyor. Bu verilerle yapılan araştırmalarla, istihbarat örgütlerinin yayınladığı raporlarla ortada olan bir durum. Bunları yapanlar kuşkusuz insan postuna bürünmüş şeytanlardır. Bununla ilgili herhangi bir şüpheniz olmasın. Benim burada takıldığım nokta bu şeytanların yöntem olarak herkesin girebildiği web sitelerinde satış yapıp herkesin alabileceği ürünleri orada sergilemesi yönünde oluyor. Yani şöyle düşünün, ben normal bir alıcıyım. Biraz da kafam gidik olabilir. İşte o 100.000 dolarlık halıyı beğenmişimdir. Ben onu aldığımda neyle karşılaşacağım? Doğal olarak bu işte böyle bir sıkıntı var. O yüzden bu şerefsizliği yapan insanların yöntemin bu olmayacağını düşünüyorum. Dünya şu anda şunu tartışıyor. Bir grup diyor ki Amerika seçimleri yaklaşıyor. Bu nedenle Amerika'daki seçimleri manipüle edebilecek birkaç tane malzeme lazım. Ve bunu Rus istihbarat servisinin ABD'deki seçimleri karıştırmak için ortaya attığı söyleniyor. Sonuç olarak arkadaşlar aynı zamanda bir baba olarak da bu olayı gerek hani araştırırken gerek bakarken çok zorlandığımı ve işin açıkçası gözlerimi kan bürüdüğünü belirtmek istiyorum. Fakat bu iş
işin böyle yapılması bana hala çok mantıksız geliyor diyorum ve videomuzu bitiriyorum arkadaşlar. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.